Gerçekten üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani İslam ekonomisi finansına baktığımızda Türkiye üzerinde maalesef hala İslami katılım bankacılığının %5'leri bulan toplamda bir bankacılık oranına sahip olduğu bizi gerçekten üzmektedir. Neden? Yani %99'u Müslüman diye inandığımız, güvendiğimiz ya da ümit beslediğimiz böyle bir ülkede gerçekten %5'lik bir temsilin olması katılım bankası üzerinde bizi çok üzüyor. Yani gerçekler vakayla örtüşmüyor. Bu üzücü bir şey. Ve ben inanıyorum ki bugün yani İslami hassasiyet, İslami ticari hassasiyetlere uygun bir ekonomi sistemi, bir bankacılık sistemi, bir sigorta sistemi vesaire tüm ürünlerle bugün böyle bir ortama sahip olsaydı ülke olarak yani bu %5'lik kesim, demin bahsettiğim katılım bankacı oranı belki de %50'leri 60'ları bulabilecekti ki bugün Türkiye'de çok iyi biliyoruz. İnsanlar hakikaten yani ekonomi son derece önemli bir gerçektir. Her insanın hayatında bir şekilde yer alan, insana etkileyen, insanın günlük ajandasında yer alan zorunlu bir konudur. Ekonomi hepimizi ilgilendiriyor. Az olur, çok olur ama sonuçta herkesi direkt ilgilendiren bir alandır. Dolayısıyla insan günlük ajandasını oluştururken ya ekonomik hayatını, buna dair yaşam tarzını sürdürürken gerçekten inancına, değerlerine uygun bir şekilde bunu yapmak ister. Buna uygun bir hayat tarzı kurmak ister ama bu günlük yaşamını, ekonomiye dair yaşamını sürdürmeye çalışırken kendine uygun bir sistem, önünde çok doğru bir yöntem ya da buna dair imkan, ortam bulamazsa tabii çok sıkıntılı, çok çelişkili. Yani bir takım problemlerle karşı kalacaktır doğal olarak. Dolayısıyla bugün ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Ülkemiz özelinde söylüyorum. Ama bu ihtiyaçlara cevap verecek kurumsal noktada gerçekten son derece cılız. %5'ler ki bu %5'in de şu anda taşımış olduğu ya da yürütmüş olduğu sistem de aslında tartışma açık bir sistem. Tam olarak yine bizi tatmin etmeyen yani böyle bir yapıya sahip. Yani çok böyle sıkıntılı, çelişkili bir alandan bahsediyoruz. İhtiyaçlarımız var, hedeflerimiz var. Dinimizin bizlere yüklediği bir misyon, bir sorumluluk var. Ama maalesef vaka şu anda çok üzücü bir ortamda. Dolayısıyla bu sempozyum aslında biraz bu konulara parmak basacak, biraz bunları gündeme getirecek. Ve bir harita, bir tespit yapacak önce vakan tespiti neredeyiz? Daha sonra neler yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili sorumluluğu ortaya koyacak. Bir yol haritası çizmeye çalışacak. Türkiye'de dediğim gibi bu kadar ciddi kuruluşlarla içe yapılacak olan bu sempozyum bir ilk özelliğini şu anda taşımakta. Ve temennimiz bunların daha fazla bir şekilde yapılması, daha yaygınlaşması, çok fazla kurumların ortamların buna dahil olması ve bunun çok daha gündemde tartışılması. Biz bunu temenni ediyoruz. Basın olarak sizden de özellikle gündeme taşınması, bunun hararetle sürekli işlenmesi bu da ayrı bir sorumluluk tabii sizin basın alanına. Dolayısıyla inşallah beraber bu kadar sorunlu, sıkıntı olan bir konu inşallah hep beraber gündeme bu şekilde taşıyıp üzerine gidip ihtiyaçlarımızı giderecek bir ortama inşallah en yakın zamanda kavuşmuş olacağız. Ben Rabbimden inşallah muvaffakiyetler temenni ediyorum. İnşallah başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Gerçekten bu sempozyum İslami iktisadı ele aldığı açısından çok önemli bir sempozyum. Çünkü bizim şu anda bölgesel ve küresel alanda yaşadığımız sıkıntıların en önemli sebeplerinden birisi iktisadi alanının sağlam temeller üzerinde oturmaması, adil ilkeler üzerinde inşa edilmemesi, kapitalist sistemin ekonomi anlayışı maalesef dünyayı ve dünyada yaşayan insanlığı bir buhrana, bir sıkıntıya sokmuş oldu. Bu sıkıntıdan ve bu buhrandan kurtulmanın yolu şüphesiz ki Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi اَلَا يَعْلَمُ مَا خَلَقَهُ وَاللَّطِيفُ الْخَبِيرُ Cenab-ı Allah yaratıcıdır ve yaratan yaratılanı en iyi bilendir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın kendi kullarının şu fani dünyada yaşayabilmeleri için önlerine koyduğu yani hayatın tüm alanlarıyla ilgili ilke, prensip ve kurallardır. O kuralların bir kısmı da ekonomi alanıyla ilgilidir, iktisat alanıyla ilgilidir. Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallar
adalet ve eşitlik üzerine kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Resulullah'ın uygulamalarına baktığımızda, ekonomi alanı ile ilgili insanların müreffeh yaşayabilecekleri, herkesin emeğinin karşılığını alabileceği, aynı zamanda sermayenin tekelleşmemesi, sermayenin yani tüm insanlara yansıması ve istifade etmeleri için kurallar koyduğunu görüyoruz. Yani kapitalist sistemde ben tok olsam, diğeri açlıktan ölse bana ne anlayışı hakimdir. Kapitalist sistemde, kapitalizm sisteminin ekonomi anlayışında sen çalış ben yiyeyim. Yani adam başkasını çalıştırır ama kendisini yemek için bölüşüm yok. Zaten faizin temelinde yatan en önemli kötülüğün sebeplerinden birisi de bu. Yani faiz sistemi parası olan başkasını köleleştirerek kendi parasına para katma. Yani emek karşılığında değil, başkalarının emeğinin çalma noktasına götüren bir sonucu da doğuruyor. Şimdi İslam'da ise her ikisi yasaktır. Sen çalış ben yiyeyim, ben tok olsam deri açlıktan ölse bana ne anlayışı insani bir anlayış değildir. Bu kapitalist sistemin ve şu anda dünyada maalesef uygulanan sistemin bir anlayışıdır. İslam'ın ekonomi sisteminin hakikaten insanlığın çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir sistemdir. Bu açıdan bu kongrenin ve bu sempozyumun inşallah hem önemli hem aynı zamanda hayırlı sonuçlara vesile olur diye düşünüyoruz. İnsanlığın kurtuluşu elbette Cenab-ı Allah'ın emrettiği emirleri uygulamadadır. Ve Cenab-ı Allah'ın emirleri, Cenab-ı Allah'ın ortaya koyduğu kurallar tek beş vakit namazda sınırlı değildir. Elbette ki namaz, oruç önemli ama aynı zamanda hayatın tüm alanını ilgilendiren ilke ve prensipleri Kur'an-ı Kerim koymuştur. Ve o ilke ve prensiplerin bir kısmı da ekonomiyle ilgilidir. Ve ekonominin İslami ilkelere göre işlenmediği, oluşmadığı sürece insanlığın huzura ve refaha kavuşması da mümkün değildir.